1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alım zorunluluğu başlıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre az tehlikeli ve 50'den az çalışanı olan kamu, özel tüm iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, tıp fakültesi mezunu, iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiren uygulama 1 Temmuz itibariyle başlıyor. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes, kentteki tüm eczanelerin işletmelerini tamamladığını, uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Edirne'deki tüm eczaneler 1 Temmuz'a yönelik hazırlıklarını tamamladılar ve 1 Temmuz'dan itibaren iş sağlığı ve güvenliği noktasında tüm elemanlarımıza ortak ve sağlık güvenlik birimlerinden bu hizmeti alarak bu yasal olayı gerçekleştirme noktasında işlemlerimizi tamamladığımızı ifade edebilir. KES basın mensuplarına yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2016'dan itibaren 10 kişiden az çalışan olan az tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan eczanelerin iş güvenlik eğitimleri konusunda hazırlıklarını tamamladığını söyledi. 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alım zorunluluğu başlıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelik ve tebliğler kapsamında bulunan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında duyuru gereği 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sonrası alınacak e-sertifika ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisinin yürütmesi veya ortak sağlık güvenlik birimleriyle çalışma zorunluluğu getirilmesi söz konusu. 1 Temmuz'dan itibaren bilhassa bizim sektörümüzde ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan eczaneler ya kendileri tarafından bir sertifikasyon programı neticesinde alınmış sertifikaya istinaden iş güvenlik eğitimlerini kendileri eczanelerinde verebilecekler veya ortak sağlık güvenlik birimleriyle bir anlaşma yaparak bu hizmeti gerçekleştirebilecekler. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Kes, önceki gün İstanbul'da gerçekleştirilen saldırı ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanan ve 4 meslektaşının ölümüyle sonuçlanan olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz Cuma günü Ankara'da menfur bir saldırı neticesinde kaybettiğimiz 4 tane meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de Allah'tan sabırlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bizler amacı yaşatmak olan sağlık çalışanları bireysel şiddetin her zaman karşısında olduk ve bundan sonra da karşısında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda dün maalesef Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı nedeniyle kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilemek istiyorum. Ailelerine de tekrar sabırlar versin Yüce Yaradan.